Kalbim evimde. Evime döndüm. Yenilgiyle mi? Yendim mi? Yenildim mi? Savaş mıydı gerçekten? Savaş demek hiç doğru değil demiştin. Değilse neydi? Kalbim nasıl dayandı? Dayandı mı? Bundan sonra bundan daha fazlasına dayanabilir mi? Yaralı mı kalmalıydı, ölmeli mi? Yoksa öldürmeli miydim? Öldürdün mü? Öldürdü mü beni? Dişimi sıkarak, yumruğumu sıkarak, kafama sıkarak mesela. Yani yabancı bir arabayla, yabancı yollarda, yabancı adamlarla. Midem kaldırdı mı? Midem ağrıdı mı? Kasıldı mı? Midem kanser mi oldu? Alındı mı? Alınır mı bundan sonra? Doktorum ne der? Nerede biter? Biter mi seninle işimiz? Biter mi ilişkimiz? Bitsin hiç önemli değil. Ya sana verdiğim onca emekler? Sevgi emektir. Peki sana verdiğim onca emekler? Hayaller vardı ya, hayaller. Sen nasıl atlatabilirsin? Sen ben olmadan hiçbir şey atlatamadın ki bugüne kadar. Peki bensiz? Bensizliği nasıl atlatabilirsin? Teselliye gelebilir miyim akşamları ve öğleden sonra 2 ile 4 arası? Hayatına yeni bir düzen kurar mısın? Yeni düzende de müsait saatlerin böyle mi olur? Ya değişirse? Değişirse nereden haber alırım? Bana da mesaj atar mısın? Atmalı mısın? Beklemeli miyim? Doğrusu atman mı beklemem mi değil. Beklemeli miyim? Bir cümlenin doğrusu neyse ne? Müsait vaktin olması? Ya da müsait vakitlerinde başka teselli ediciler, güç vericiler ve duymak istediklerini söyleyiciler olursa? Ya da bana ulaşamazsan? Telefonum hep elimde, elim kalbimde, bir bildirimini bekler gibi bekliyorum ama beklemez de gibi yaparken. Diyelim ki arabam şehre girmeden 10 kilometre önce arızalanırsa. Ben çekici çağırmak zorunda kalırsam. O gelene kadar arabada beklersem. Ve tüm bunlar olurken senin bildirimin öyle bir anda gözümden kaçıverirse. Ve ben seni teselli edecek cümlelerimi gelip de buraya yazarsam sana söylemek yerine. Sen de kendine başka teselli ediciler, güç vericiler ve duymak istediklerini söyleyiciler bulursan. Ya da sadece ve sırf istemediğin için, teselli edilmeye ihtiyacın olmadığı için. Korkunç ihtimaller ama konuşmazsam deliririm bu yüzden. Neticede beni aramazsan. Ben bunu atlatabilir miyim? Sen atlatabilir misin? Yemin ederim seni düşündüğüm için. Sana bir adım daha atacak gücüm yokken bile tüm hamlelerimi senin lehine, kendi aleyhime çevirdiğim için. Tüm dünya bana sırt döndü, ben senin sırtını sıvazladığım için. Sırtın üşümesin diye elimi kolumu senden ödünç alıp sana bir hırka ördüğüm için. Kendi ellerimle evet, senin sırtına evet. Kendi sırtım kamburken, çok acı ama evet ve her şey daha da kötüye giderken. Sen en kötü hamleni sona saklamışken. Sırtın üşümezmiş senin, niye söylemedin? Sırtın üşümezmiş madem, niye hırkamı geri getirmedin? Sırtın üşümezmiş beni, niye ısıtmadı ellerin? Tüm bu sorulara bir cevap bulabilecek miyim? Onlar evimizi yıkarken, ben molozların arasından senin çizim kalemlerini kurtarabilecek miyim? Dünyanın en zor gecesinden bu kadar yıkkınlık, bir şehir dolusu kırgınlık. Aklım sende değil. Aklım bensiz sende. Ben bu halde bile kendimden çok seni düşünürken, ben bu aptallıkla baş edebilecek miyim? Ben bu geceden sağ çıkabilecek miyim?